Canlı bağlantıda Ali Güneş karşımızda. Ali Güneş'in yanında da yine konuklarımız var. Özkan, bugün Ali Bey'in yanındaki konuklarımız kimler? Bir ilk aracımız var zaten köyden. O teyzeyi evet, biliyorum. Şu anda Ali Bey'in evindeyiz. Yine birinci konumuz Kahraman Bey. Şöyle ki Kahraman Bey şu anda ismi Yağmur olan hanımefendinin Kahraman Bey'le eşiyle Yağmur Hanım köylülerdi. Çünkü Kahraman Bey diyor ki biz bu kasabaya Yağmur Hanım geldiğinde çocuklar da yanındaydı. Bizim evimizde kaldı 3 gün boyunca. Zaten eve geldikten sonra söylüyor, biz bu çocuğu bir yere vermemiz lazım. Bakamıyoruz, bir yer var mı diye Kahraman Bey'in evinde bir müddet kalıyorlar. Yine Hatice Hanım da yine konuğumuz. Çünkü Hatice Hanım da Yağmur Hanım'ın akrabasının dayı halı kızları. Çünkü onun evinde de kalıyorlar birkaç gün. Bu iki aile, bu Güneş ailesini söylüyor. Böyle bir aile var, çocukları olmuyor diyor. Bu şekilde irtibat giriliyor. Kahraman Bey'in de bugün anlatacakları önemli cümleler var. Şimdi ben Ali Bey'e bir mikrofonu verirsen şu soruyu sormak istiyorum. Dün canlı yayın o kadar böyle hararetli, kargaşalı ki Ayfer zaten yani hani önüne de dursan susmuyor. Böyle bir kargaşa var yayın içerisinde. Benim en sıkıntı çektiğim ve zorlandığım yayınlardan biridir bu. Ekran başındaki seyircilerimiz için de zordur da. Şimdi dün şöyle şu cümleyi kurdunuz. 2014 yılında Ayfer bir anda ortaya çıktı. Ben onunla telefonda konuştum. Evet. Yüz yüze geldiniz mi? Hayır. Yüz yüze gelmediniz. Ve sizden para talebinde bulunduğunu iddia ettiniz. Yani biyolojik anne diyor ki çocuğum evet, sen de çocuğu almamanın karşılığında evet, bana para öde diyor. Yoksa şikayet ederim seni, şeye vereyim, savcılığa vereyim dedi. Dava açarım bilmem ne dedi. Çok komiksin uğraşırsın, ya. Siz şey para verdiniz mi? Lira para hazırlayacaksın dedik. Bu kelimeleri kullandı. Para ben verdiniz de dedim, mi? Gel abla dedim, çocuğunu göstereyim bak, illa ki çocuk çocuk diyorsun. Gel göstereyim, ben Karatay ilçesinde oturuyorum, Konya'da. Çocuğum okulun karşısında. Gel 50-100 metre aramız var. Gel çocuğunu göstereyim, tanıyamazsın. Çocuk da tanıyamaz ama gene de annesin, gel bak gör, görmek istiyorsan dedim. Bu da tamam geleyim dedim. Ertesi günde numaranı değiştirdim. Artı, pastanede buluşma gel, teklifinde bulundu. Devam edin. Ben numaramı... aradı beni sık sık. Ali Bey, olayı anlatmaya devam edin. Evet daha 20 sonra, kere aradım seni doğru daha, 20 gün rahatsız daha sonra etmiş, konuşmamızda 10 bin lira iste içkin. Ben telefonu kapattım. Oradan otomatik ben şeye gittim. Karatay şubesine vardım, polis karakoluna. Bu kadın beni rahatsız ediyor. Sürekli arıyor. Bayanı kandırdım da dedin mi? Pastanelerde bekletiyorum, numaramı değiştiriyorum. Pastaneye gel, falan yerde parayla konuşalım satın aldım dedin mi? Durmuş ölmüş. Asla. 15 milyar ben ödedim dedin mi? Pastane yolunu bilmem. Durmuş da kendi de söyledi. Ben adamdan öyle etti kendi. Şimdi Ali Bey onunla... şu sakinlikle hayır, şu sorunun hayır, da cevabını almak istiyorum. Çıkmaz. Siz para aldığını Durmuş söyledi, kendi söyledi. Durmuş öldürttüm ben. Durmuş ağzı yüzü kan içinde dedi. Ali abiden para aldık dedi. 10 milyar mı? 15 milyar mı? Yalan söylemeyeyim. Miktar hatırlayamayacağım. Siz çocuğu yasal evlatlık alabilmek için... Ben de vurdum gitsin. Tamam Ayfer, vurdum. Ben çocuğun adresini dedim. Kim dedi? Tamam. Ali Güneş dedi. Karısı var Fatime Ayfer, Güneş dedi. Ayfer vallahi bak. Sizin numaranızı ben kimden buldum? Durmuş'tan buldum. Durmuş'u dövdüm ben. Dövdürttüm Mevlid abiye Konya'da. Esnaf. Ben de biliyorum. Alaaddin Tepesi'nin çelişme çelişmesi. Dövdürttüm ben onu. Çağırdım telefonla. Aynı sana aradığım gibi aradım. Dövdürttüm. Senin telefonun adresini her şeyi ondan öğrendim ben. Para verdiğini de ondan öğrendim. Para verdim. Ayfer bir dakika durabiliyor muyuz? Durduk. Ali Bey, siz çocuğu sonra yalan beyanla aslında kendi nüfusunuza kaydettirmişsiniz. Ama onun öncesinde bu çocuğu evet, yasal evlatlık alabilmek için bir girişimde bulunuyorsunuz. Yalan beyanla değil Müge Hanım. Biz... Ama yok kardeşim biz doğurduk diye yapmışsınız. Hayır ben yok. Bu çocuğu biz durmuş. Ayıcım şu soruyu bir sorayım dur. Ben bu çocuğu... Bir dakika. Sen bir yasal girişimde bulunuyorsun. Anne bulunacak. Anne bulunduğunda çocuğa evlatlık vermek istiyorsa siz bu çocuğu yasal evlatlık alacaktınız. Değil mi? Anne bulunamadığı için evet, bu çocuğu yasal evet, evlatlık alamadınız. Karınız sonra 2007 yılında dedi evet, ki ben dedi bunu tarlada doğurdum dedi. Ve nüfusunuzu aldırdınız. Evet.
Evet. Fakat siz sonra Ayfer'i akrabalarınız aracılığıyla... Biz bu yalanı kullanmak zorundayız. Amenna, bir dakika. Amenna. Ayfer'i akrabalarınız aracılığıyla buluyorsunuz değil mi? Yalanlar gibi cezaevine girmemek. Akrabanız Ayfer'le bir araya geliyor. Evet. İşiniz gücünüz yalan. Niye o zaman bu işi netleştirmediniz? Bu çocukla ilgili gerekli girişimde bulunmadınız. Her dakika yalan söylüyor, dürüstlermiş. Babanın aracıyla buldunuz ya Konya'da, evet, bir yerde. Hı. Evet, annesini, bacısını bulduk. Tamam, bir hayır. Pastanede randevu verdiler bana, siz çocuğunu getireceğiz. Siz Ayfer'i bulduğunda neden bunu yasal olarak yapmadınız diyor. Tamam, onu anladım. Annesine ulaşalım diyerekten annesini aramaya devam ettik. Aradım. Buldunuz. Ben seni aradım, ben seni. Ayfer'i bulduk, sonra bir uygunsuz bir yerde bulduk. Tamam, geç onu. Hı. Uygunsuz yerde bulunca siz Ayfer'in olayını anlattan vazgeçtiniz. Hem Ayfer'i görmedim diyorsun. Bakın, Durmuş Bey mahkemedeni... ...2005, siz de mahkemede duruşma salonundasınız. Ben açmadım diyor, uygunsuz hayat. Resmen iftira attı. Tamam, İftira davası açacağım sana. Tamam, aç. Çamur at, pislik. Aç, aç. Sonra. Ben Ankara'da dış kapıda oturuyorum 10 senedir. Ali Bey, bir şey sorabilir miyim? Karakterde, kişilikte bir bayan olduğumu. Ayfer. Esra Hanım, bir şey sorabilir miyim? Sormayın. Sorum çok basit. Anneyi bulduktan sonra bu çocuğu evlatlık alabilmek için neden annenin onayını ve iznini almadınız? Neden? Bu anneyi biz bulduk uygunsuz yerde. Kayınbiraderimle birlikte gittik. Tamam, sus. Anlayamıyorum, anlayamıyorum. Çok iyi anlıyorsunuz. İşine geldi söylemeniz. Uykusuz yerlerde karı onu görmüşsün ya oradan. Biz, bakın benim, burası benim ekranda çıkmıyor. Benim çocuğum yok, benim çocuğum öl. İşin açığı cesaretimizi şey ederek oradan indik, çektik geldik köyümüze. Ayfer size benim çocuğum öldü, benim çocuğum yok mu dedi. Hani beni görmemişsin? Hani beni... Yalan bu kadar... Ayşe, Ayfer Hanım ya. Bize çocuğu öldü dedin sen bize. Ya kardeşim görmediydin yani beni hayatımdan. Ayfer'i görmemiştin ya, nasıl söyledim? Ayfer bir dakika, Ali Bey. Ben sana çocuğum söyledim. Bu çocuğum... Sana öldü de dese, hayır, yaşıyor bilmiyorum. Da dese. Ha, dur. Hakkında, alo. Dur. Sormuyorlar. Ayfer tamam. İftira demiyorlar. Söyleme. Sana onu... insan gibi konuş, ben de susacağım. Tamam, atamayacağım. Durmuş ölmüş telefon hattında. Aslında bu çocuğu ilk Ali Güneşler'e veren kişi. Durmuş Bey. Alo. Belam. Öncelikle bak gerçekten seyirci sesi oldu. Senin bu söylediğin yerlerin Durmuş Bebekliğin nasıl çıkıyor ekranda biliyor musun? Bip diye çıkıyor. O yüzden bak yastığı al böyle kendine sık onu, tamam mı? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.